Evet arkadaşlar. Kendimize bir array klası oluşturmuştuk. Ama şu anki haliyle bu klasta bir sorun var. Sorun da şunun public olması. Bunun public olması neden sıkıntılı arkadaşlar? Şimdi onu anlayacağız. Bakın diyelim ki bir takım arkadaşım gitti şöyle bir hata yaptı. nr size eşittir 5 yaptı. Şu ikisini ekledikten sonra size'ı 5 yaptı. Ne olacak o zaman? Görelim hemen. Bakın 6 7 0 0 0 3 1 olmuş oldu. Tamam mı? Bu yapılamasın. Böyle bir hata istese de yapamasın istiyorum. Birinci sebep bu. İkinci sebep şu. Encapsulation neden bozuluyor burada biliyor musunuz? Benim kendime ait bir değişkenim var. Ve dışarıdan birisi istediği gibi değiştirebiliyor. Benim kontrolüm dışında. Ben böyle istemem. Encapsulation'da dışarıda aynı hücre zarı gibi bir zar varmış gibi düşüneceğiz. Her şey benim kontrolümün altında olmalı. Yani sen bunu değiştirmek mi istiyorsun? Yine benim sana verdiğim bir fonksiyonu değiştirebilmelisin. O yüzden bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Şunu yukarı alacağım. Tamam mı? Private olacak artık bu. Eğer bu size'ı istiyorsanız, uzunluk ne kadarmış görmek istiyorsanız şunu kullanacaksınız. int get size diyoruz. Çok güzel. Ve ne yapacağım? Tek yapacağım şey return return this size. Başka hiçbir şey değil. Eğer değiştirmek istiyorsanız, değiştirmek istiyorsanız da şöyle bir fonksiyon yazıyorum size diyeceğim, tamam mı? Set size, bu hiçbir şey yapmıyor, void bu. Bu int alıyor bu sefer, int new size değil, eşittir new size. Şundan return etmiyor. Şimdi bunu sadece size göstermek için ekledim bu arada. Set size normalde yazmayacağız. Ama bu şeydir. Çok kullanılan bir e, yapıdır. Şarjımız az kaldı. Yani biz her zaman şu kendimize ait değişkenlerimizi dışarıdan saklarız. Eğer değiştirilebilmesini ya da okunabilmesini istiyorsak ancak biz böyle kendi kontrolümüzdeki fonksiyonlarla izin veririz. Anlaştık mı? Yani burada olayın güzelliği şu. Mesela adam get size yapıyor ya dışarıdaki kişi. Ben ona kendi size'mı değil de return 5 diye istersem yalan söyleyebilmeliyim. Yani her şey benim kontrolüm altında olma, olmalı hala. Ya da şöyle yapabilirim. Mesela adam yeni size 15 yapmak istiyor ya. Şurada new size 15 geldi. Şöyle yapalım. Yeni size 15 geldi. Ben diyeceğim ki hayır bu çok büyük. 15 yapamazsın deyip e, ya hata verdireceğim ya da 15'i 2'ye böleceğim. 7, 7 ile çalışmaya devam edeceğim gibi. Yani her şey benim kontrolüm altında. Bu bu yapı çok önemli. Get ve setleri sık sık göreceksiniz. Sebebini anlamayabilirsiniz. Sebebi bu arkadaşlar. Enkapsüle işini güçlendirmek. Yani o hücrenin dışındaki zardan bahsetmiştik ya. Onun gibi düşünün. Her şey benim kontrolüm altında. Her şey bir zardan geçiyormuş gibi. Evet artık bunu silerek ne yapmış oluyorum? Benim size değişkenimin değişmesini tamamen engelledim. Artık bu size'ı dışarıdakiler değiştiremez. Sadece ben değiştirebilirim. Çok güzel. Burada da şunun çalışmadığını görelim bir. Zaten size gizlendiği için çalışmayacak da. Bir hata versin. Compile edelim. Bakın compile olmuyor. Artık bu yok. Bunu anladık. Bunu çözdük. Ve isteyen de şuradan size değil get size kullanarak hala benim ne kadar uzunlukta olduğumu görebilir. Tamam mı arkadaşlar? Compile oldu. 4'ü de yazdırdı gördüğünüz gibi. Şimdi Evet bu kadar. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz.